Dersim'deyiz. Kadın Özgürlük Mücadelesi'nin öncü isimlerinden Sakine Cansız'ın mezarı üzerinde Paris katliamında katledilen kadın arkadaşlarımızı, kadın mücadele arkadaşlarımızı almak için geldik. Ama yine erkek devlet şiddetinin engeliyle karşılaştık. Bugün Diyarbakır'dan, Batman'dan, Bingöl'den, Elazığ'dan, Dersim'den kadınlar buraya gelip bu anmayı gerçekleştirmek istediler. Ama bu katliamda rolü olan devlet aklı bir kez daha bizi engellemeye çalıştı. Mezarlığa gitmemiz engellendi. Bizler mezarlığa gidememiş olsak da, mezarı başından kadın katliamlarına dur diyememiş olsak da, hiçbir engelleme bizim kadın mücadelemizi asla engelleyemez. Bizim kadın yürüyüşümüzü asla engelleyemez. Bundan tam 9 yıl önce bir provokasyon girişimi olarak barış sürecini engellemek için açısından Paris'te bir katliam gerçekleştirildi. Ve bütün kadınlar bugün her yerde, dünyanın dört bir tarafında anmalar gerçekleştiriyor. Kadın özgürlük mücadelesinde yaşamını yitiren Sakine Cansız'ı, Fidan Doğan'ı, Leyla Şaylemez'i anıyor. Ama biz Dersim'de mezarı başında provokatör valiler tarafından engellenmeye çalışıyoruz. Burada da provokatör valiye söylüyoruz ki, bizim kadın özgürlük mücadelemiz sizi elbet yerlemeye edecektir. Sizi elbet o koltuğunuzdan düşürecektir. Ve elbet bütün kadın katliamlarında rol alan erkekler gibi, bütün kadın katliamlarının failleri gibi kadınlara hesap vereceksiniz. Kadın özgürlük mücadelesine, kadın hareketlerine, feminist harekete hesap vermek zorunda kalacaksınız. Bizler hepimiz devletlerin nasıl Paris katliamında rol aldığını biliyoruz. Çünkü Paris katliamı Türkiye'de tam da barış mücadelesinin, barış görüşmelerinin gerçekleştiği bir zamanda gerçekleşti. Aslında 3 kadının katledilmesiyle, Sakine'nin, Fidan'ın ve Leyla'nın katledilmesiyle barış mücadelesi engellenmeye çalışıldı. Barış süreci provoke edilmeye çalışıldı. Ama biz kadınlar, Kürt halkı ve onun dostları bütün bunlara rağmen, bu katliamlara rağmen barış mücadelesini de yürütmeye devam ettik. Kadın özgürlük mücadelesini de yürütmeye devam ettik. Paris katliamından tam 3 yıl sonra da Silopi'de Seyve Demir, Fakize Uyar ve Fatma Nayır arkadaşlarımız katledildi. Onlar da erkek devletinin tecrit politikalarının sonucu olarak katledildiler. Ama ne Seyveler mücadele hayatları boyunca mücadelelerden yıldı, ne bizler mücadelelerimizden yıldı, ne de hep kavga yaşama olan Sakine Cansız mücadelesinden asla geri durdu. Diyarbakır zindanında, Ahmet zindanında Esat Oktay işkenceci, Esat Oktay Yıldıran'a baş kaldıran Sakine'nin mücadelesi şu an dünyanın dört bir tarafında. Sakine'nin kadın özgürlük aşkı şu an dünyanın dört bir tarafında kadınlarda yankı buluyor. Dünyadaki bütün kadınlar, Kürt kadınlarıyla, Kürt öncü kadınlarıyla yan yana omuz omuza mücadele etmeye devam ediyor. Ama biz bu topraklarda Dersim'in asi kızı Sakine Cansız'ı anmasını gerçekleştiremiyoruz. Çünkü iktidar kadınlardan rahatsız. Çünkü iktidar Dersim'de kadın özgürlük mücadelenin gelişmesinden rahatsız. Kendi kirli savaş politikalarını yürütemeyeceğini biliyor kadınlar özgürleşirse. Kadınlar özgürleşirse, kadınlar mücadele ederse bu topraklarda cirit atan, bizi engellemeye çalışan şu arkamızda gördüğünüz kolluk kuvvetleri engelleyemeyecektir. Kadın katliamlarını koruyamayacaktır. Kadın faillerini koruyamayacaktır. Cezasızlıkla sonuçlandıramayacaktır. Çünkü kadınlar onlardan hesap soracak. Buradan bir kez daha Sakine Cansız'ı, Leyla Şalemez'i, Fidan Doğan'ı, Seve Demir'i, Pakize Nayır'ı ve Fatma Uyar'ı saygıyla ve minnetle bir kez daha alıyorum. Onların bize bıraktığı mücadele geleği ne? Onların bize mücadele miras bıraktığı kadın özgürlük mücadelesiyle durmadan, yılmadan erkek devlet şiddetini yenene kadar, bütün erkek aklını değiştirene kadar, kadın katilleri, failleri kadınlara hesap verinceye kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü bizler Jin Jiyan Azadi diyen bir gelenekten geliyoruz ve bunu büyütmeye devam edeceğiz. Jin Jiyan Azadi! Jin Jiyan Azadi!